Allah Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, münazarata devam ediyoruz. Biliyorsun Bediüzzaman günümüz hukukundaki, yani Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği insan haklarındaki hürriyetle şeriattaki hürriyetin farklı olduğunu izah etti. Ve iki noktada İslam'ın anladığı hürriyetin dünya çapında kabul edilen Avrupa'yı hürriyetten farklı olduğunu söyledi. Tartışmada o zaten. Birincisi, bir defa yani günümüzdekine göre başkasına zarar vermemek şartıyla istediğini yapmak. Yani Kur'an diyor ki İslamiyet diyor. Hayır. İki kayıtla kayıtlıyorum. Bir, meşru dairede istediğini yapmak. Dolayısıyla içki içmek buna göre nedir? Kesinlikle doğru değil. Ha, ikincisi de sadece başkasına değil, kendi nefsine de zarar vermeyecek. Dolayısıyla uyuşturucuyu kullanmak da hürriyet değil. Veya başka sefahate gitmek de. Şimdi sual. Yalnız bu soru Haymenişinler tarafından. Haymenişin dediği çadır kuranlar. Yani Bedeviler. Göçer diyoruz ya biz ona. Hep çadırcılar. Haymenişin. Yani çadır kuranlar. Onlar tarafından sormuşlar. Sual, demek biz eskiden beri hürriyetimize malik idik. Soru bu. Yani bu dediğin manada hürriyete sahiptik biz diyor. Bakalım Bediüzzaman ne diyecek? Hürriyetimiz tevem olarak, yani ikiz olarak. Zaten insan hür doğar. Bediüzzaman Hazretleri'nin hürriyeti tarifi var. İnsanlar hürdürler. Şeyde Birleşmiş Milletler de bunu söylüyor. Ama fakat Abdullah'tırlar. Hürdürler ama Allah'ın kuludurlar. Hürriyetimiz tevem olarak, ikizli olarak bizimle beraber doğmuş. Öyleyse başkalar keyiflensin. Bize ne? Bu hürriyet ilan edilmesi ile niye biz sevinelim yani? Biz zaten hürmüşüz. Dediği zaman buna da cevap verecek. Cevap, evet zaten o sevdayı hürriyettir ki, o hürriyet sevdasıdır ki, biliyorsun dağlarda serbest yaşıyorlar yani. Meşru dairede olmak şartıyla tabii öyle yani. Hayvan gibi serbest değil. Ona vahşet diyoruz. Sizi tahammülsüz yani dayanması zor meşakkatlere mütehammil kılmış. Yani dayanılamayacak zorluklara siz tahammül ediyorsunuz o yüzden. Ve bu kadar medeniyetin müşaşa mehasininden yani şu Avrupa medeniyeti veya medeniyetin şaşalı güzelliklerinden. Ne demek şaşalı güzellik? İşte daireler, arabalar, şimdi konuşuyorum yani. Televizyonlar vesaireden. Gerçi şimdi maşallah çadırlarda da televizyon da var, internet de var. Sizi anka meşrebane, anka demek bir kuş. Yani kendisi var, Kaf Dağı'nın arkasında ama şeyi belli değil yani. Ne kuşudur, nedir belli değil. Hayali kuş diyebiliriz. Anka meşrebane, ankanın meşrebi de öyle ya, müstani etmiş, hiç kimseye yani ihtiyacı yok gibi davranıyor, hür. Meşrep ya, o yoluna gidiyor yani. Ha, burası doğru diyor, buraya kadar. Fakat işte Bediüzzaman'ın yani sizin devletin ve hükümetin hürriyeti kabul etmesinden payınızın olması lazım. Orada itiraz ediyor. Fakat ey göçerler, bak haymenişin demek göçerler. Ben bunu bizim köyde yaşıyordum. Her sene gelirlerdi köyden sürü sürü koyunlarla geçerler. Büyük köpekleri olurdu, biz yaklaşamazdık. Yani çoban köpeği. Ve bizim köylüler bütün peynirlerini, yağlarını o 2-3 gün içinde alırlardı. Çünkü günde 500 bin tane koyunu sayıyorlar. Böyle gittikçe sata sata gidiyorlardı. Fakat ey göçerler, sizde olanı yarı hürriyettir. Sadece şahsın öyle hürriyeti, bir de hükümette hürriyet, ilimde hürriyet. Diğer yarısı, bu çok önemli, başkasının hürriyetini bozmamaktır. Değil mi? Hem de kutla yamut, yani ölmeyecek kadar yiyip geçiniyorsunuz. Ve vahşet ile aluda bulaşmış olan hürriyet, onların hürriyeti o göçerlerin. Sizin dağ komşunuz olan hayvanlarda da bulunur. Sizin dediğiniz nedir o? Ölmeyecek kadar yiyecek bulayım, bir de serbest olayım, kafiye. Bu vahşet bu yani. Hayvanlarda da var bu hürriyet.
Vaka doğrusu şu ki şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da hürriyetleridir. Hakikaten aslanın ki onların da başına dert geliyor ya. Lakin güneş gibi parlak her ruhun maşukesi, aşık olduğu sevgilisi ve cevher insaniyetin küffi, insan bir mücevher, ona denk kıymette bir şey. O hürriyettir ki işte bu şer'i hürriyet. Saadet sarayı medeniyette oturuyor. Yani medeniyetin mutluluk sarayında oturuyor. Mühim olan toplum içinde başkalarının hürriyetine saygı göstererek meşru dairede şer'i hürriyeti tanımak. Marifet ve fazilet, ya bu da var. İlimle, fazilet hülleleriyle, yani güzel elbiseleriyle mütezeyyinedir, süslenmiş durumdadır. Allah Allah. Bunu bulamadım, üzülüyorum. Bu sorunun cevabını sağlam veremeyeceğim. Baktım kitabıma, bulamamışım. Yani o 6 ciltlik eserde de bulamamışım. Bilen varsa bize, yani WhatsApp mesajıyla veya e-mail ile göndersin. Ama ben bulamadım. Ne diyorsun? Yani sen neye böyle diyorsun? Hani dedi ya, medeniyet sarayında oturuyor. İşte hürriyeti böyle güzel tarif etti ya. Şu sena ettiğin hürriyet hakkında, yani bu övdüğün hürriyet hakkında, aslında Bediüzzaman'ın kastettiği hürriyetle İttihat Terakkicilerin getirdiği hürriyet tamamen farklı. Onu okuduk bunları. Denilmiştir, bir şair böyle demiş. Hürriyetün hariyetün bin nari. Hürriyet dedikleri cehennem ateşine layıktır. لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْكُفَّارِ Zira böyle hürriyet ancak gavurlara hastır. Doğru, şeriatın anladığı manada hürriyetin iki kaydı olmasa, hürriyet demek, vahşet demek, gavurlara has demek. Bu şair yanlış anlamış bunu. Demek ki şartta bir şairmiş. Üstad kimden almış bilmiyorum. Ama cevap veren kendisidir o. Biraz sonra gelecek cevabı. Bir zat diyor güzel cevap vermiş, bence kendisi vermiş ama emin değilim, bilgi sahibi değilim. Cevap, o beçara şair hürriyeti, bak tıpkı Avrupalılar gibi, ibaha mezhebi zannetmiş. İbaha demek başkasına zarar vermemek şartıyla her şey mübah. Anlatabildim mi? Affedersin, Avrupa için konuşuyorum. İstisnalar tabii kaideyi bozmaz ama söyleme sahip garını paylaşmak bile helal. Var da öyle, yok mu? Niye gülüyorsun? Yani var Amerika'da, Avrupa'da ciddi manada bir pislik bu. Tabii ya, öyle. Öyle. Yani ibaha mezhebi diyorlar buna. Batıl bir mezhep. Yani bizim hürriyet dediğimiz o değil. Haşa. Belki insana karşı hürriyet. Bak insana karşı hürriyet. Allah'a karşı ubudiyeti imtiaz eder. Anladın değil mi? Şer'i manada hürriyet demek Allah'a kulluk demek. Demişti ya, tekrar edelim onu. İnsanlar hürdürler. Fakat Abdullah'tırlar. Söze bak be. Bunu yaz kardeşim, yaz. Çok tatlı bir söz bu. Allahümme ahfadna min şerri şeyatin. Çok tatlı bir söz. Demek ki insanlarda hürriyet Allah'a karşı ubudiyeti intihac eder neticedir. Hem de çok adamlar görmüşüm. Bak Sultan Hamid'e ahrardan ziyade hücum ederdi. Şimdi bu ahrar kelimesi önemli bir kelime. Bunu açıklamak mecburiyetindeyim. Maalesef bir kısım insanlar bunu yanlış yorumlamışlar. Bir defa Osmanlı'nın üstad zamanındaki, yani siyasi ve devlet idaresini bilmeyenler bu ahrar kelimesini anlamazlar. Bunu anladık değil mi? Bir defa şunu bilmenizi isterim. Yani burayı düzeltin lütfen. Yani çünkü çok yanlış yorumlar baktım. Var. Biliyorsun Abdülhamit dönemini istibdat diye vasıflandıran, anlatabildim mi? Ve hürriyeti isteyen gruplar farklı. Bir grubu Avrupa hürriyetini isteyenler, bir grubu işte Mehmet Akif gibi, Bediüzzaman gibi şer'i hürriyeti isteyenler, bir grubu Namık Kemal gibi adamlar. Dolayısıyla yani esas hürriyet derken gerçek manada şer'i hürriyeti isteyenler kastediliyor burada. Burayı anladın değil mi?
Ha, hangi dönemde olursa olsun. Yani gerçek manada hürriyeti isteyenler kastediliyor. Ahrar dediği hürler. Ama burada bir ıstılah, terim. Bazıları bunu hürriyet ve itilaf fırkasına yorumlamışlar. Hayır, asla öyle değil. İttihat ve Terakki'den sonra 1918'de bunlar iktidara gelmiş. Dine İttihat ve Terakki'den daha uzaklar bunlar. Maalesef yani ne derler ona? Söyle, Osmanlı Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi bunların adamı. Tabii maalesef yani haşa o da dine uzak manasına değil. Ama onun desteklediği hükümet çok zulüm yapmış yani. Ve dine daha çok zarar vermiş. Yani öyle. Yani bazıları ahrarı o itilaf, hürriyet ve itilaf fırkasına bağlıyor. Öyle değil. Ahrardan kasıt ta Jön Türklerden beri. Bunun içine yani müsbet manada hürriyet isteyenler demek burada. Cumhuriyet döneminde de aynı şey geçerli. Yani Demokrat Parti içinde, bir zaman Adalet Partisi içinde, bir zaman öyle değil mi? Özal rahmetli zaten öyle. Tayyip Bey yine öyle. Bir şiir okudu diye ne yaptılar? Hapse attılar. Yani ahrar deyince bunun içine hepsi dahil. Yoksa belli bir parti, belli bir şey grup değil. Ama ahrarı hürriyet ve itilaf diye vasıflandıranlar yanlış söylüyor. Anladın değil mi? Sultan Hamid'e ahrardan ziyade hücum ederdi. Tamam, bir kısım adamlar vardı. Sultan Hamid'e ahrar dediği işte hürriyeti isteyenlerden fazla hücum ederdi. Ve derdi hürriyeti ve kanun-ı esası 30 sene evvel kabul ettiği için fenadır. Bak bak bak, bu da bir kısım sağını solundan fark etmeyen serseriler bunu yapıyor. Yani bu sefer Sultan Hamid'i böyle tenkit edenler de var. Biliyorsun 2 sene sonra iktidara gelince ilk 1876 anayasasını kabul eden o. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli. Dolayısıyla kanun esası dediği anayasa. Hürriyet dediği birinci meşrutiyet. Yani birinci meşrutiyeti ve anayasayı kabul ettiği için Sultan Abdülhamid'e fenadır diyorlarmış. İşte yahu Hamit Ağa'nın istibdadını, Hamit Ağa dediği, burada Sultan Hamid'i kastetmiyor daha ziyade. Tabii burada onu kastediyor da ama çok genel bir mana. Anlatabildim mi? Yani onun ekibinde gidenler de dahil buna. Hürriyet zanneden ve kanun esasinin, yani anayasanın birinci ana meşrutiyet, müsemmasız isminden, yani isim var ama muhtevası yok. Ürken adamın sözünde ne kıymet olur? Bunlara hiç kıymet verme. Belki böyle diyenler öyledirler. Mesela Derviş Vahdeti vesaire anayasanın ilanını İslam'a aykırı görmüşler. Hem de 20 senelik İslamiyet'in bir fedaisi de demiştir. Bu 20 senelik İslamiyet'in fedaisi bence Bediüzzaman. Dipnot yanında da bak ne demiş bunu söyledikten sonra. Güzel tarif. Yani çok güzel hürriyeti tarif etmiş. Hürriyetün, yukarıdaki dedi ki, hürriyetün hariyetün bin nari. Hürriyet cehennem ateşine layık bir şeydir. İz enna tahtassu bil küffari. Çünkü gavurlara hastır. Bu batının hürriyeti. Ama bu da diyor, hürriyetün atiyetür rahmani. Hürriyet rahman olan Allah'ın bir ihsanıdır. İz enna hasiyetül imani. İmanın temel özelliğidir. Çünkü Allah'a kul olan başkasına köle olmaz. Ulan güzel tarif. İslam'ın fedaisi dediği kendisi bu. Ben öyle düşünüyorum ama yanlış olabilir. Ha, şimdi burada nasıl olur da hürriyet imanın temel özelliğidir dersin. Arkadaşlar, bunu da söylemek gerekir. Hassa dediği önemli bir mantık tabiridir. Yani ne demek hassa? Bunu girmiyorum. Yani hassa-i amma, hassa var, amme var. Hassa demek yani zattan ayrılmayan fasıl demek. Yani biliyorsun, yani ona girmeyelim. Yani bu hassa derken ayrılmaz özelliği insanın, imanın, özür dilerim. Ne demek hürriyet imanın ayrılmaz özelliğidir demek? Bu mantık tabiridir bu. Sual. Nasıl hürriyet imanın hassasıdır? Yani olur mu böyle? İmanın nasıl ayrılmaz özelliğidir? Cevap,
Bu çok önemli. İyi dinle. Zira rabıtay iman ile, iman bağı ile Allah'a bağlanan adam kimsenin kölesi ve kulu olmaz. Bu demek yani. Sultan-ı kainata hizmetkar olan adam, kainatın sultanı olan, Allah'a hizmetkar olan bir adam tezellülle, birilerine boyun eğmekle, tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm, zorla hükmünün altına girmeye ve istibdadı, yani istibdat dediği zorbalığı altına girmeye şehamet imaniyesi. İmanının o şehameti, yani şeyi, cesareti bırakmadığı gibi. Ya düşün işte yani. Ya kul huvallah ve had demeyeceksin veya öleceksin demişler. Biliyorsun bir kısım zencileri kuma sokup öldürmüş müşrikler. Vazgeçmemişler imanlarından. Kur'an müsaade etmesine rağmen. Ya, demek ki sebebi bu. Hürriyet gerçek manada imanın ayrılmaz parçası, hassası, külliyat-ı hamseden biridir bu. Hatırlıyor musun? Cins, nevi, fasıl, ondan sonra hassa ve arıza. Ya başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüzü dahi bu başkasına asla hürriyetini vermemek demek. İkinci taraf da hani hürriyetin önemli bir parçası başkasına zarar vermeme dahi şefkat-i imaniye bırakmaz. Başkasına köle olmaya ve esir olmaya imanın şehameti yani o cesareti ve ulviyeti ama başkasının hakkına tecavüz etmemeye de imandan gelen şefkat müsaade etmez. Onun için imanın hassasıdır dedi. Evet bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Boyun eğmez. Harika bir misal değil mi? Kainat padişahının kulu olan bir adam dünyadaki çobanlara, çoban dediği bir kısım devlet adamlarına Allah'ın emrine muhalefet edip boyun eğmez. Bir beçaraya tahakküme dahi tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derecede hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. İşte Peygamberimizin mutluluk asrı dediğimiz asrında bu hürriyet yaşanmış. Allah'tan başkasına köle olmamışlar ama başkasının hukukuna değil, karıncanın hukukuna bile tecavüz etmemişler. Çok tatlı bir ders. Sual, bakalım. Bir büyük adama, bir veliye, bir şeyha, bir büyük alime, bu önemli bir soru. Sen diyorsun ki el bağlama, sen diyorsun köle olma. E peki büyük alimlere, şeyhlere hani hürmet ediyoruz, bu da mı hürriyete aykırı? Bu önemli bir soru. Hani gidip elini öpüyoruz büyük zatların. E bu hürriyete aykırı değil mi? Bunu soruyor. Arkadaşlar bunu bugün içinde bütün Müslümanlar öğrenmeli. Bir büyük adama, bir veliye, anlatabildim mi? Bir şeyha, bir büyük alime karşı nasıl hür olacağız? Onlar bizden hani ilimce üstün, maneviyatları üstün. Onların meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Zorla hüküm vermek. Öyle değil bir defa. Bunu kabul etmeyecek. Ama bizim hürmet etmemiz ayrı, tahakkümlerine razı olmamız ayrı. Ben şimdi beni tenkit ediyorlar. Hocam münazaratta çok günümüz iktidarına vesaireye dil... Hayır ben dil uzatmıyorum. Ben kusura bakma. Anlatabildim mi? Bediüzzaman'ın, İslam'ın sosyal ve benzeri hayatlara ait düsturlarını okuyorum. Kuru kuruya düsturun manası yok ki. Anladınız değil mi bunu? Yani tahakküm etmeye kabul etmem ama hürmet ederim. Biz onların ve faziletlerinin esiriyiz. Hayır kardeşim, esiri değil. Onların meziyetlerine, faziletlerine saygı gösteririz. Onu verecek Bediüzzaman. Cevap, velayet, şeyhlik, büyüklük, şanı tevazudur. Eğer bir adam hakiki şeyhse tevazu göstermesi lazım. Ben bir meseleyi anlatayım. Çok harika bir şey. Şimdi değişti mi bilmiyorum. Ahmet Aydın Bolak dedi ki Akgünüz Hoca, bu Darende de biliyorsunuz sonuncu baba var diyorlar. Ve dostlarım orada yatırım yapmamı istiyor. 300 milyar. Tabii az para değil. Ben de böyle hikaye üzerine iş yapmak istemiyorum.
sen kanunnameleri bırak, git bir araştırma yap. Dedim vallahi bu bir sene sürer, kabul etmedim 3-4 ay. Sonra benim babam gibi bu zat. Dedim ki baş üstüne ama önce bir araştıracağım arşivi, sonra da bizzat gidip göreceğim. Ona göre hareket edeceğim. Şimdi tabii arşivde bir haftada milletin bir senede bulamadığı onlarca evrakı buldum. Tabii bu bana cesaret verdi. İkincisi dedim Darende. Aldı uçak biletini, atladım gittim Ramazan günü. Gider gitmez onun bir torunu var Hamid Efendi. Şu anda imam ve şu anda da o ekibin şeyhi. İmam Hatip mezunu, hoş bir arkadaş, alim değil ama hoş bir arkadaş. Onun tavrı beni etkileyecek. Yani eğer böyle şeyhlik satarsa ben araştırma falan yapmam. Anlatabildim mi? Ha. Bak mesela Osman Topbaş hocamı onun için çok seviyorum. Haddini bilen bir adam. İlmi de güzel. Her ne kadar kendisi ben alim değilim dese de. Ama terbiyeli bir adam. Onun için ben elini bile öperim. Şimdi gittim. Vardım. Hakikaten vardık. İmam Hatip mezunu bir delikanlı. Aşırı bir hürmet gösterdim. Şimdi tabii bütün çevresi müritlerle dolu. Kütüphaneye girdik. Babasının şeyi var, postu var. Yani çok güzel böyle. Yani yünden sermişler, etmişler. Ondan sonra buyurun dediler, onu götürdüler. Beni tabii hesaba katmıyorlar. Yani o müritleri hesaba katmıyor. Ama onu anlatmışlar. Neyse, o zorla beni oturtturdu. Dedik hocam buranın sahibi sensin. Ben dedi bu belgeleri bile okuyamıyorum. Onun üzerine dedim ağabey ben bu işi yapacağım. Eğer o orada böyle işte Bediüzzaman öyle diyor. Bir adam veliyse, şeyhse, büyük adamsa onun şanı tevazudur, alçak gönüllülüktür. Böyle kibirleniyor lan diyorsa o adam şeyh de değildir, sahte şeyhtir. Demek ki velayet, şeyhlik, büyüklük, şanı tevazu ve mahviyettir. Tekebbür, kibirlenme ve tahakküm, başkalarına böyle zorla hüküm verme. Mahviyet, kendini yok etmesi. Yani ben yokum, değildir. Demek tekebbür eden, kibirlenen, böbürlenen sabiyyi müteşeyyihtir. Sahte şeyh, yani küçük çocuğun şeyh olmasına benzer. Müteşeyyih demek, İhtiyarlamış bir çocuktur. Yani şeyhlik gösterisi yapan bir çocuk. Ben buna sahte şeyh diyorum. Dir. Siz de büyük tanımayınız. Onlara hürmet de etmeyin zaten. Demek ki manevi büyükler de hiçbir zaman kibir olmaz. Oldu mu büyük olmaz. O zaman büyüklere karşı saygı da esirlik olmaz. Şimdi bura asıl güzel tarafı bu. Sual. Neden tekebbür küçüklük alametidir? Bediüzzaman bunu Lemaat'ta da izah ediyor. Yalnız ben bunu önce anlatacağım, sonra okuyacağım. Neden böbürlenmek, kibirlenmek küçüklük alametidir? Bediüzzaman sizleri şimdi düşünsen. Şurası bir saray. Anladın değil mi? O sarayda değişik odalar var. Bunu iyi dinle. Yoksa anlamazsın burayı. Şimdi o odalardan birinde... Senin odanda. Bir de benim odam var. İkimizin de odası var. Faraza yani. Şimdi ben benim odanın penceresi yüksekte. Boyumdan yukarı. Anladabildim mi? O pencereden dışarıya görünmek için ne yapmam lazım? Tetavül etmem lazım. Uzanmam lazım. Böyle ayak parmaklarımın üzerinde durup anladın? Ona tetavül diyorlar. Çünkü yoksa oradan görünemem penceremden. Ama senin boyun uzun ama senin de penceren çok aşağıda. Mecburen eğilip görünmen lazım. Anladın? İşte o pencere bir insanın manevi veya maddi makamıdır. Eğer bir adamın hakiki kıymeti bulunduğu makamdan çok daha aşağıdaysa benim gibi mecburen kibirlenecek. Böyle uzanacak ki pencereden halka görüne. Böyle el öptürüyor falan. Ama manevi makamı veya maddi makamı. Anlatabildim mi? Kendi asıl kıymetinden daha aşağıda olan şeyi, manevi makamı daha yüksek olan insan
eğilecek ki görüne pencereden. O pencereler toplum hayatında insanların büyük veya küçüklerin göründüğü yerler. Şimdi bu misali anlatacak. Bunu Lemaat'ta da anlatıyor Bediüzzaman. Neden tekebbür küçüklük alametidir? Bediüzzaman anlatması daha güzel. Cevap, zira her bir insan için içinde görünerek ve onunla nası insanları temaşa edecek. Temaşa etmek, seyretmek. Bir mertebe-i haysiyet ve şöhret vardır. Bir şöhret mertebesi ve haysiyet durumu vardır. İşte başbakandır, milletvekilidir, şeyhtir, alimdir vesaire vesaire. İşte o mertebe, o bulunduğun mertebe. Sen yanlışlıktan geldin, müsteşar yapıldıysan veya yanlışlıktan Diyanet İşleri Başkanı yapıldıysan o mertebe eğer kâmet-i istidadından daha yüksekse, esas kabiliyet boyundan daha yüksekse o seviyede görünmek için tekebbür ile kibirlenecek, ona uzanıp tetavül edecektir. Uzanıp oradan görünmeye çalışacaktır. Şayet kıymet ve istihkakı, asıl kabiliyetinin kıymeti ve hak ettiği makam daha bülent, daha yüksek ise tevazu ile tekavvus, yani yay gibi eğilecek, edip ona eğilecektir. Ah ah! Bunu var ya, ister cemaatlerin, ister tarikatların, ister hükümetlerin önemli makamlarının önüne levha diye asmak lazım bunu. Anladın değil mi? Levha diye asmak lazım. Sual, bunu da okuyalım mı yoksa? Burada kalsın. Öyle değil mi? Artık yarın inşallah devam ederiz. Allah bir mani vermezse, değil mi? Güzel yürüyoruz ve iyi gidiyoruz. Yani fena değiliz. Çok tembel değiliz. Hey hey kardeş hey. Ulan ne güzel bir şey bu ya. Anladın mı Bediüzzaman'ı şimdi? Tamam. Büyüklük burada.